Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Merhaba can bağlarımız, nasılsınız? İlk vlogumuzun sabahından hepinize merhaba. Haftanın ilk günü nasıl geçti? Neler yaptınız? Genelde pazartesiler zor olur. Umarız hepiniz iyisinizdir. Şimdi bugün yoğun bir günümüz var. Misafirlerimiz gelecek, arkadaşlarımız gelecek. Evde bir temizlik misafir geliyor. Evet. Biz gene hamur işlerinde. Babayı bile çalıştırıyoruz. Kek. Aa, gelenler şanslı. Aşkım bu arada bu ne güzel olmuş işte. Sen nesini beğenmedin yufkaların? Aşkım o normal yufka değil. Baklavalık yufka, incecik böyle kağıt gibi ve böyle dikdörtgen şeritler şeklinde. Bayağı yapması zordu yani, sarması vermiş. Gayet güzel olmuş ama tadı da güzel. Evet, çıtır çıtır. Baktın mı? Ben bambamı dışarı çıkartıyorum. Oh bambam. Bekle bambam, bekle bekle, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya, tasmayı giyeceğiz, gel buraya. Bekle, otur. Gel. Bambam ufak ol sana. Hayır, 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 hayır. Ölümüne susama ufaklık. Allah'tan yaklaşmıyor. Bizim bambam onu bir kere de hamlar. Oh, her sabah böyle aslında bambamı yürüterek başlıyor benim günüm. Evde ufak bir uyanma merasiminden sonra. Normalde Filizler biraz daha geç kalkıyor. Çünkü onu şimdi belki akşam göreceksiniz. Mia sağ olsun bizi şu aralar uyutmuyor. Çok geç uyumaya başladı. Burada da köpek dolaştırmak biraz zor. Çünkü çok fazla köpek var. Hadi büyük köpeklere böyle kışmıştı yapınca gidiyor ama böyle ufak köpekler var bir de deminki gibi. Onlar adına korkuyorum. Çünkü hepsi bölgesini korumaya çalıştığı için direkt saldırıyor hiç. Öyle şakası yok. Köpekler çok ufak olduğu için şimdi bambamın boyunda değil. Yani bir kavga olursa çok büyük hasar alırlar. O yüzden onları korumaya çalışıyoruz aslında. Büyüklerinden iki tanesi karşınızda. Bunlar ama çok hastalıklı hayvanlar. Zaten korkup kaçıyorlar sizden. Şimdi yerlerine girecekler. Ama ilk başlarda bunlar da çok saldırıyordu. Bizim kaçmadığımızı öğrenince böyle kaçmaya başladılar. Yine duyuyorsunuzdur arkada kuş sesleri cıvıl cıvıl. Hava mis gibi. Köyde yaşamak da ayrı bir güzel yani. Oh, vallahi işimiz çok. Şimdi yeni video için çekimlere başlamamız lazım. İşte bugün misafirimiz gelecek, söylediğim gibi. Bambam, izin verir misin yavrum? İşte onun editleri. Yine bu hafta çok yoğunuz. Yukarı tarafın inşaatı başlayacak. Evet, burada da kedilerimiz var. Gel bakalım. Bekle. Evet.
geç. Evet. Evde temizlik tüm hızıyla devam ediyor. Ondan sonra da şöyle Bambam'ın mamasını koyayım. Bir tane de Bambam'ın vitamini. Daha doğrusu normal insan vitamini ama ben Bambam'a da veriyorum. Ha? Şu salon toplu önüne girdiğim şu havluyu şuradan kaldırayım. Nereye koyayım o havluyu? Ha? Şimdi zaten oradan alıp herhangi bir atacaksın. Senin toplamadan aldığın bir şey bu. Gel bakalım. Otur. Bekle. Ay. Arkadaşlar, her gün köpeğinize böyle yemek verirken biraz bekletmeniz güzel bir şey. Aslında alfanın kim olduğunu, sahibinin kim olduğunu anlıyor. Hanginizin emir veren olduğunu, hanginizin eylem başlatan olduğunu ona anlatabilmek için en güzel yöntemlerden biri bu. Değil mi oğlum? Geldin. Günaydın. İlk uyandı ha? Sabah şekerlerimi bir uyandı. Ah, günaydın oğlum. Günaydın canım. Oh. Ah, mis gibi. Balım. Mis gibiyim baba. Burası biraz serin, biz gidiyoruz böyle. Bay bay. Büyük baba süpürgeyi bıraktı. Villa'ya mı başladı? Anneciğim. Çiçekler babayı çalıştırıyorlar. Anneciğim. Sen şurada biraz yatabilir misin? Villa'da ile işim bittiyse baba ben balkonu yapayım mı? Bir dakika daha. Şurada yapacağım. Neyle işim bittiyse? Villa'da ile. Şurada yapayım ondan sonra. Efendim aşkım. Gerçek anlamda bir şey yapmayı düşünüyor musun? Ha? Gerçek anlamda bir şey yapmayı düşünüyor. Balkonu topladım. Affedersin de Bambam'ı yürüttüm. Nasıl topluydu? Nasıldı orası? Tüm nasıldı? Dekopaj aletleri şey yeni video için hepsini aşağı atmıştık ya. İndirmiştim ya aşağı dekopaj aleti, şarjlı matkap, ne bileyim vidalar, orada kablolar, köşe, yani köşe hepsini topladım. Zaten. Merdiven. Tamam, kargo yapmıştık. Çok yıprattın kendini. Biraz ayarımı edecek misin peki? Tamam ne yapayım ne istiyorsun? Hadi hadi ya toparlanalım da dağınık işte görüyorsun. Tamam ben eşyaların güzelce yerine o zaman şeklini koyayım. Tamam eşyaları şekil güzelce yerine koy, o da bir şeydir. Hadi. Canlı sirkeli. Sirkeli. Bir şey yapıyorum, hiçbir şey yapmıyor değil mi yani? Efendim? Kameraya söyledim, arkadaşlar izliyorlar ya artık bizi günlük. Ne? Bir şeyler yapıyorum yani, hiçbir şey yapmıyor değilim dedim. Paspasları sirkeli. Narsistsiz olun, böyle kocalarınızı hor görmeyin, küçük görmeyin, yaptığı işleri küçümsemeyin. Küçümsemiyorum, benim yardıma ihtiyacım var. Bu tarafa doğru konuş. Yardıma ihtiyacım var diyorum. Baba. Efendim aşkım. Bulaşık deterjanı bitmiş ya, ne yapıyorsun? Gene mi çekiyorsun? Evet. Aşkım. Artık böyle alış aşkım buna. Bir tane de hani. BBG gibi düşün. Kameralar hep üstümüzde olacak. Yaşasın. Yaşasın. Çok sevdim. Babam yerine geç oğlum. Yerine. Yerine. Evet arkadaşlar, bugün aslında biraz şöyle şanslıyız. Bugün pazar olduğu için kargomuz yok. Kargo olmadığı için bir de kargo yapmakla uğraşmıyoruz. Aslında yarın ve öbürsü günler hem Fund'ın hem de Sevgi Köyü'nün kargolarını da burada birlikte hazırlayacağız. Çekiyor mu ne? Çek, şimdi çekiyor artık.
Ciddi misin? Ya biraz şekil düzen vereyim tabii çekeceksen de. Abla yeni bir oynatma listesine başladık günlük diye. Bu böyle günlük spontan olan şeyleri. Ay sen çekim yapıyordu ben bağırdım. Olsun olsun. Ya ben tamam. De hep araya giriyorum. Gülten abla çok özletme kendini ama. Hemen mi çıkıyorsunuz? He? Hemen mi çıkıyorsunuz? Biraz sonra çıkacağız. Ya yeğenim durmuyor. Kulaklığı şey falan da unutmuş. Bir de şey... Bugün hafta sonu evde ya. Zaten normalde fırç oluşuyor. Geç geliyor. Yorgun oluyor. Pek gece oturamıyor. Şimdi o bilgisayarın karşısında. İşte YouTube'un karşısında. Televizyonun zaten bilgisayar şeyli. Durmuyor. Ne zaman geliyorsun abla? Kaç gün sonra gelirim. Bir evimde alışayım. Tamam. Hiç şekerim. Ben dur da şekerim. Ya, tencere boş götürüm ama yayı böyle çikolata falan koydum. Evde çikolata koymuş ablamız. Ya tamam. Ya bir şey koyamadım. Onlar geçti. Arı vardı peki tamam. Şey ben aşağısını kilitlerim. Anahtarı bırakırım sizin giderken size. Tamam. Yani şey balkon kapısını. Tamam. Zaten elektrik falan daha yeni geldi. Daha şimdi kimse gelmez. Zaten bir... Elektrik ne kadar geldi abla? Çok korkutmadım. İyi yine daha... Şey de Dursun abi zaten, sen ödeyecekmişsin, kiradan düşecekmişsin. Tamam, tamam abla. Yani şey dedi, resmi çeksin dedi, yine fatura, ana şey bizde kalsın dedi. Tamam. Deniz, Bey konuşmuşsunuzdur size. Yok konuşmadık da konuşuruz, şu önemli değil, hallederiz tamam. Dursun abiyle. Abla çok iyi de çekersen çok sevinirim. Geçin. Ha, tabii. Görüşürüz abla. Güzelceniz yolda mı? Yolda. Şimdi arada atlar. Bir sürü güzel şey yapmıştım ya, tabak hazırlasam ben şimdi. Bir tane darsınız en azından. İyi hadi peki. Ay ama hep bakırsak. Aşkım. Ha. Bu arada ben sana söylemeyi unuttum. Ne? Şey demin abla ekşi maya getirmişti. Aa. Şey. Onu da vereyim. Ha yan taraftaki abi Dursun abinin tamam, baldızı mı oluyor? Esma yok. Abla. Esma abla. Esma abla. Esma abla. Ay. Ben bambamı yürütürken verdi. Ay bambam deyince... Şey, çöpleri atmamız biri lazım. Çeyrek geçe geliyorlarmış. Ben biraz uzadım. Çok uykusuzum. Çok geç yarattım. Daha doğrusu sabah yarattım. Bir yıl geçe değil de bir çeyrek geçe. Evet evet baba şimdi doyuracağım onu. Valla her şeyi yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Süpürge de yaptım. Burada da yaptım. Bunları burada sürüyorum. Hala bir şey yapmıyorsun ki. Diyor bana. Denizciğim bir şey yapmıyorsun demiyorum. Sadece bazen böyle misafir bekliyoruz çok rahat davranıyorsun. Ben rahat bir insanım. Evet ya böyle bir rahatlığım. Acıktı beni bu arada. İşte kahvaltıda bence hep birlikte yeriz onları. Kahvaltıyı da hazırlayalım. Onları da koyalım. Daha şimdi uzun bir kahvaltı. Murat Denizim benim. Bak bak. Bak burada ne var baba? İncisi gözüküyor mu? İkincisi de geliyor. Ucu aa, vermiş. Evet. Çok erken çıktı dişlerimiz. İnşallah erkenden de dökülmez. Değil mi? Bir aylıkkenden çıktı bir tanesi. Evet. Daha bir aylık değildi hatta. Doğar doğmaz çıktı. Bir aylıkta çıktı. Doğduğunda kabarıktı zaten. Dur dedesiyle konuşuyor. Ne dur yüzünü çeksene bak şimdi rahatlama yap. Evet, şu an bezi çıkıyor. Oh, rahatladık değil mi Murat Deniz? Konuş konuş. Bu arada biraz önce çıkarttığımız uyku tulumu Deniz şey Mia'nın biliyorsun değil mi? Hı hı. 6 ayken falan kullanıyordum ya. Murat Deniz şimdiden kullanıyor. Bu arada bu tulum da hediye. Bir abonemiz getirmişti değil mi? Can bağımız evet. Ziyaretimize gelen can bağlarımızdan bir hediyeydi. Aa, aslında var ya. Olmuyor mu artık? Yok yok oluyor. Başka bir kombin yapacaktım ben o alışıma da unuttum. Neyse onu giyiyorum. O da çok güzel zaten. Çok yakışıyor. Bakın. Ne zaman alıştın aşkım buna? Ya çok zor Deniz ya. Vallahi çok zor ya. Böreği de yemiş. Afiyet olsun. Lokmaları mı sayıyorsun? Yok aşkım. İnsanlar da gelsin hep beraber yiyelim. Şimdi bir tepsi daha poğaça atacağız.
da kısır da yapacaksın, değil mi? Yap, kısır da yap, güzel olur. Ben çöpe atayım. Sen hazırla da bana. Ben hazırlayayım, sen bir çöpe atarsın aşkım. Hayır aşkım, sonra kızıyorsun buradakini unutmuşsun, şuradakini unutmuşsun diye. Tamam tamam. Bir bu bir de bayrağındakini alırsın. Evet, Filiz daha tam alışamadı ama alışacak. Değil mi Filiz? Güzel, artık böyle hayatımızı tam anlamıyla size buradan paylaşacağız. Miyam, uyandın mı? Mia. Sabah şekerlerin ikincisi, günaydın. Aşkım. Gel. Gel babaya. Gel bir sarılalım. Gel 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 gel. Gelmedi, fake attı babaya. Miyacığım, neredesin? Ay, günaydın aşkım. Günaydın. Sana bir sarılabilir miyim? Gel kucak yapalım. Pek kucak yapmasın da değil bugün. Şu anda Mia yiyeceklere bakıyor. Ne var aşkım? Gelsene sana biraz sarılayım. Kek vereyim mi? Tost. Tost mu? Tost değil aşkım, börek o. Börek var. Kek var. Cookie var. Sonra poğaça var. İster misin? Evet, poğaça. Evet, poğaça. Tamam. Sarılayım mı vereceğim? Oh, günaydın. Günaydın de sen de. Günaydın. Oo, sen de hazırlanmışsın Filiz Hanım. Ama bunu çok anlıyorum. Çok da anlıyorum. Artık aşkım, izleyenler yabancılarımız değiller. Mia kuşum oy... Mia oynamıyor. Mia dağıtıyor. Mia dağıtmayı seviyor. Aynen. Şöyle şu an seni çekiyor ama bir göstereyim mi? Şöyle dağınıkta şuradaki. Göstereyim. Mia canavarı. 5 dakikada bu hale sokmuş burayı. Abi doğru, gel. Mia. Bak cam açık, üşürsün, gel. Hadi gel, üstüne giyeceğiz, gel. Gel. Anneden kaçıyor musun? Kaçıyor musun? Hadi. Anne süslendi, sen de süslen bakalım. Hadi üstümüzü giyelim. Hadi gel. Yine zamanı. Göster dedi, saçlarıma baktı. Ay, bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Bir kere öpebilir miyim? Miyacığım. Gel bir kere öpeyim seni. Gel öp. Mia bak. Bak. Yok yok. Alışırım yavaş yavaş. Hayır. Hayır. Ben merhaba de şöyle. Sarılmadan koklayabilirsin beni ama yavaş. Tamam. Gel içeri, tamam. İyiyim vallahi Filiz, sağ ol. Sen nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Çocuklara. İyidir, seni sormalı. Vallahi idare edeceğiz. Mamam içeri. Mamam gel hadi. Aa, yavaş, çok bir şey yapma, heyecan. Niye zahmet ettiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle olunca biraz geriliyorsun. Böyle duruyor. Evet. Şeyimiz benim. Çocukluk arkadaşlarım herhalde. Aynen, ufak öyle. Çocukluk. Böyle lise döneminden. Aynen öyle. Bir arkadaşım. Kendisi avukat. Maalesef.
eşi de avukat. Birlikte iki avukat zede olarak. Yalnız böyle göstermişsin bak. Göremeyenler için. Hoş geldin Mücü. Hoş bulduk. Konvoyu alabilir miyiz? Kamyonete de buraya girip malzemeler indirsin. Olur. Ha, getirdin mi şeyleri? Getirdim. Araba azıcık geri çıkması lazım. Tamam, dur söyleyeyim. Nasılsın Mücü'cüğüm? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Evet, son eksik parçalarımız vardı. Onları Mücü getirdi. Şimdi alacağız içeri. Geleceğim deyip deyip gelmeyeceğim. Ben mi? Evet. Abi ben çok hastaydım ya. Üç sene olmadı be. 2007'de ama Mia 2 yaşında. Bostancı'dayken 2 yaşındaydı. Evet, evet. Mia da gelmiş miydi? Geldi. Tabii ki. Oh. Aa, bak, doğru. Hatta sen spor yapacaktın falan. Hatırlıyorsun değil mi? Spor grubu falan konuştuk. Aynen. Sonra şey, Rus kartını sizde unutmuştu. Ha, doğru. Falan. Sonra Denizcan bize yürüyüş teknikleri göstermişti falan. İki gün yaptık. Video atmıştık. İki gün aynen, iki gün yaptık, üçüncü gün yapmadık. Biz de. Zaten belli oluyordu. İki gün yapıp üçüncü gün yapmadık. Biz de formumuzu böyle koymaya kadar. Başlayacağız yakın bir zamanda. Ya biz de zaten şey, çok o günün üstüne 10 kilo aldık ya. 10'ar kilo aldık biliyor biz musun? Biz de. Ben hani 25 kilo aldım. Falan dediğim 12 kilo dönüştüm. Falan verdim. Ben Mia'dan sonra, şey, Mia'dan sonra Murat'ın önünde düşük oldu. Ben ondan kilo vermiş halim. İşte Murat Yeniz. En son işte hiçbir şeyim olmuyordu. Şey, frekansla geçemedi. Benim de öyle şu an. Her şeyim bir de o zayıfken almışım. Hani ekstra small, slim. Dolabın önümüzde baksana ekstra small zaten. X small'lar. Deniz bir yere kilo verdim diye böyle her şey darıcık giydi. Şeyimiz de öyle daptan. Her şey dar. Ben şu an mesela zayıfken, zayıfım dediğimiz dönemdeki şey omuzda kıyafetlerini giyiyorum, şey oluyor, alt düğmesi kapanmıyor. Değil mi? Sen bu gömleği nasıl sarıyorsun? Benim için düşük adam. Deniz'in hani kotu büyüktü dedim ki yani şunu giyeyim herhalde bana olur falan. Yani büyük yani. Deniz'e dar oluyor bana olur diye olur, düşündüm ama gözüme göre bence büyük yani. Bana olur diye düşündüm. Kapanma falan dedim ya. Ben böyle şeyimiz gömleklerini falan giyiyorum. Deniz'in gömlekleri bile belki bana olmaz şu an, hiç emin değilim yani. Bu arada falan dede de Murat diye. Deniz uyutuyor. Bebek bakıcısı dede. Bu da burada. Aşkım. Sallanmayı çok seviyor. Şu anda her şeyini ağlayarak yaptırma döneminde herhalde arkadaşlar. Değil mi? 2 yaş böyle mi oluyordu? 2 yaş sendromu. Bundan tam çıkarken galiba 3 yaş sendromuna girecek. Hadi darısı başına Murat Deniz. Evet, cümbür cemaat. Gidiyoruz bakalım. Filiz Hanım. Efendim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız efendim? Deniz Can Bey. Şimdi babam ilk defa araziyi görecek. Tabi yağmurluydu havalar. Bugüne kadar. O yüzden çıkamamıştık çok iyi. Çamurdu da.
Efendim? Ben de ilk defa göreceğim. Evet. Şehmuz arkadaşım da ilk defa görecek. Onlara bir orada Sevgi Köyü'nü anlatacağım. Eşiyle Filiz de geliyor. Bam Bam da oradan ağlıyor, sesi geliyor. Ama çok köpek var. Şimdi oraya Bam Bam'ı bu kadar kalabalıkken götürmek çok mantıklı değil. Zaten ileride bol bol orada duracak. Duyuyorsun değil mi sesini? Nasıl bağırıyor? Onu ayarladıktır. Evet. Bunlar saldırmazlar değil mi? Bunlar vallahi bilmem. Ya pislik yapmışlar. Bunlar korkak. Baksana hali yok zaten hayvanın. Sen hayvanın yanından geçerken korkutma. Tamam kızım kızım korkma. Bunların kendine mecal yok. Baksana hayvanlara. Köyümüzün merası. Nasıl buldun şeyimiz burayı? Güzel ya. Renkler falan zaten. Değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? İnsan burada yaşlanmaz ya. Vallahi İstanbul'un o keşmekeşinden, trafiğinden. En son dedim ya şu Mecidiyeköy'e gittiğimde imdat diye bağıracaktım ya. İnsanlar yemin ederim üstüne üstüne geliyorlar. İşte biz en son bağırdık kaçtık. Şöyle Windows'un şeyi gibi değil mi ya? Arkada birkaç tane apartman var sadece. Güzel ya burası. Bak, tam şu sahne şöyle Windows gibi. Hani hatırladın değil mi? Filiz anlatmaya başlamış. Evet. Böğürtlenler burada yanda. Var hala. Ama şey yoldakiler daha çok nereye doğru vardır giriştekiler. Niye ne kadar seviyor ya? Yedirdim 15'ini tane. Bu dedesinde. Beni küçükken çok bindirirdi böyle. Şimdi darısı Mia'nın ya da Murat Deniz'in çocuğuna baba. Hadi bakalım. Geldik. Şimdi tabii daha burada hiçbir şey yapılmadı. Yapılacak çok iş var. Orası şimdi hem depo olacak, hem içi böyle resepsiyon gibi kullanacağımız bir yer olacak. Hem de böyle o önünde güzel bir ateş çukuru yeri. Bir burada yanında da organik ürünlerimizi koyacağız. Bir burada açık hava sineması gibi bir şey kuracağız. Yani onun şeyi gibi olacak, böyle başı gibi olacak. Ağaçlar kesilmeyecek değil mi? Yok yok hiçbir şey kesilmeyecek. Fındık ağacı onlar. Yani. Şimdi kartal kaçırır mı çocuğu diye düşünüyorum ya. Şuraya yemek yeme yeri yapmayı düşünüyoruz şu an. Ya bence yemek kısmını böyle aman aman çok çeşitlendirmeyin ya. 3-5 türle çünkü çok yok olur. Şey gibi düşün. Burayı sadece tahta bir bank değil de bir zemin. Ha, yani. Ahşap bir zemin. Yok, şey gibi düz. Çardak iskile gibi. Çardak şuraya olsun. O dediğin şeyi de şuraya doğru yaparsın. İşte öyle zaten gidecek olan. Şöyle tam manzarayı şöyle senin gözünden göstereyim. Yani şöyle şurada suyu görüp böyle gayet güzel işte yemekler yenilebilecek. Evet ya Şeymut sürekli görüp hisse ev olsun istiyor. Ama hani deniz de olsun istiyor. Hem böyle olsun. Deniz de var, karasu da yakın. Ovaya doğru. Şimdi şu bebek arabasının olduğu yerin oraya çok büyük bir ateş çukuru yapılacak. Böyle ateş yanıp işte etrafında sohbet, muhabbet vesaire. İlk başta 4 tane ev yapacağız. Şimdi bakın evlerden biri. Olmadı. Şimdi buraya vinç gelecek. Şurayı bir düzleştirecek. İlk ev buraya. Bakın ilki burada olacak. Buraya ve verandası 5. Verandası işte aşağı yukarı şöyle göstereyim biraz ileride bitecek. Uyandığında yani göl kenarında insanlar kahve içiyor. Tabii sen odanda uyandığın zaman jacuzzi böyle şu manzaraya karşı yapıyoruz. Var. Evet. Oda nasıl bir jacuzzi var? Şöyle ahşap bir küvet düşün. Evet. Ahşap küvetin bir üstünden bir altından bir boru çıkıyor. Boru ileri gidiyor ve spiral bir bakır. İşte bizim şeydeki vardı ya Tayland'da gittiğimiz o sen hatırlıyor musun? Çok güzel. Boruya gelir sen o bakır şeyin ortasında ateş yakıyorsun küvet ısınıyor.
öyle doğal bir şey olacak. Ama nasıl buradan manzara? Böyle uyandığınız zaman böyle bir... Sıfır ses. Tam 4 yıllık şey benim, misafirimiz benim burada. Rezerve edelim hemen. Rezer. Ya şimdi şey, sen dedin ya kaç senelik. Burası bizim Dursun abinin, ev sahibimizin zaten. Ha. O yüzden o konuda bir problem yok. Yani o 5 sene sonradan da istediğimiz gibi zaten burası başarılı olursa Dursun abi de her şekilde arkamızda duruyor. Diyelim buradan selam olsun Dursun abi. Bak mesela şeyimiz, bir koklar mısın? Bak. Çok keskin. Şöyle vereyim. Ben yiyorum valla. Ya yenirmiş, çok faydalıymış bu. Hmm, çok güzel. Aslında evet. Şimdi bu... Kurutsak mı bunlardan ya? Yaptım olur. Mı? Yok, yapmamız lazım aslında. Yapamadık da. Anneme bağladı. Ay otur, aynen ben direkt ama oturup kollayıp yıkayıp direkt. O da gülüyor. Güzel misin? Beğendin mi Mia? Bir öpsene beni bir kere. Hiç öpmüyorsun sen beni. Oh. Bir daha öp. Oh be. Tamam. Oh. Bakın gelenler hemen fotoğraf çekinmeye başlandı. Ama çok güzel değil mi hani? Ya ben bayağı bayıldım. Çok güzel ya, inanılmaz. Ben de ilk burayı böyle görünce şöyle şu manzarayı aşık oldum. Yani buraya. Evet, bir de bizim gördüğümüz gibi değil mi? Hayalinizdeki gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani öyle gördüğünüzde çok daha güzel olacak. Of çok güzel. Bu nedir onun adı? Her fotoğrafta yeşil nokta var ya. ORB mi diyorlar? Babam. Ay. Canımın içi. Her şeyim benim. Anne geliyor. Evet anne geliyor. Şeyimiz, nasıl buldun bizim projemizi? Şöyle ya gerçekçi bir fikrini söyle bakalım. Aklından geçen projeyi hayata geçirmeye çalışıyorsun diyebileceklerim bu kadar. Gerçekten bak az önce Suzan'la da şey söyledim ya. Aa bak hayalimdeki yer, hayalimdeki hikaye. Vallahi yapıyorsun ya. İnşallah başarılı oluruz. Ya adım attın ya sen çoğu şey için. Hani biz cesaret edemiyoruz ki böyle şeylere. Kurulu düzenimiz var. Aman tadımız kaçmasın. Ali Rıza Bey modundayız. Aman tadımız kaçmasın. Evet. Misafirler sofrayı temizliyor. Büyük baba Murat Deniz'le. Numara çeviriyorum. Bak orada misafirimiz bulaşık yıkıyor. Büyük ısrarlar. Dur sobayı temizleyeyim ben de. Niye baktın, bir şeylere basıyor. Ha şimdi tuşlara basıyor işte. Allah Allah. Benim... Güzel mi benim kısmı? Kız. Miyam. Miyam 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 miyam. Miyam 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 miyam. Bizden isim önerisi aşkım, ister. Ben bir odun ayarlayıp geliyorum. Tamam. Bir tane bak. Bu ne marka? Bebek. Bu bebek değil. Ne bu? E mi? Aferin. Peki bu nasıl siliniyor? Şu aşağıdaki maviyi al. Bak o gösteriyor şimdi sana. Silme ya. Bitti. Bitti mi? Peki bu ne? Ne bu? 3. Teşekkür ederim bana böyle rakamları öğrettiğin için. Şöyle miydi? Evet. Evet. Peki bu ne? Neden sildin? Harf yaz harf. Tamam. Bu ne? Aa. Aferin'in ağzı mı yoksa? Sıcak son geçirelim. Sen bunu bir fincan ısınır. Oluyor. Bak böyle kaç tane çiçek falan böyle. Ne diyor? Aa biraz bir sinyal böyle. Çok hoş bir kadın mı? Aa sen bunu bir fincan. Bunlar böyle. Şey var ya. Ne diyor? Ama baba harç. Çay sabah kaldı ya. Beyaz kırmızı. Evet sobamız dayandı. Yani jelle yaktın ama. Neyle yakacağım şeyimiz? Odun olduğunu burada. Sürteceksin. Su
Sönmez oğlu malikanesinde keyifli anlar. Hanımlar ne konuşuyor içeride? Ya ne yapayım ki sen? E şöyle yap, ne yapıyorsun? Sallarım ben. Ne yapsın? Özel. Şimdi... Soba da çok güzel. Evet, soba güzel ya. Hı? Evet, sobamız güzel arkadaşlar. Özellikle şöyle ateşi görmek. Şöyle oturduğunuz zaman şöyle ateşi izleyerek soba başında, değil mi büyük baba? Evet, gerçekten çok güzel bir sobamız var. Kuş yapayım mı? En güzel yaratık işte resmi yapamam. En güzel yaratık burada. En güzel yaratık. En güzel yaratık. En güzel yaratık. En güzel yaratık. Balık gibi olur. Olmaz. Kuş nasıl yapılıyordu? Yıllardır kuş çizmedim. Normalde çiziyordun yani hep kuş. Yani ilk okuldayken falan yapıyordum ha. Ha bak, bak kuş. Bak kuş. Bak kuş. Yeteneksizliğim de ben. Baba. Baba konuşuyor. Baba mı konuşuyor? Evet, filtre kahvelerimiz de hazır. Son misafirlerimiz gitmeden önce. Gittikten sonra da işimiz çok, değil mi Filiz Hanım? Daha video çekeceğiz. Evet. Bir tane bu video haricinde bir tane videomuz var. Evet. Aslında... Son durumlar nedir, ne yapacağız, neler düşünüyoruz? Bu videoyu niye böyle çekiyoruz, değil mi? Bunun bir tanıtım videosu olacak. Tabii siz onu bu videodan daha önce izleyeceksiniz. O yüzden tepeye koyabiliriz. Hayır, koyamayız. Hayır, koyamayız diyordu içeriden. Geldi mi acaba sesi? Hayır, koyamaz. Koyamaz. Mia, tepeye koyamaz mıyız? Evet. Yandı. Yandı, evet. Kim yaptı onu? Mia. Hello. Ne yapıyorsunuz bakalım? Tipe bak, yuvarlak kafa. Ha. Ha. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederiz her şey. Her şey çok güzeldi bu arada. Mükemmeldi. Ha, daha çok gelin. Geliriz ya. Yolda öğren. Bekleriz şeyimiz her zaman. Aşkım, şimdi telefonlar biraz şarj olsun. Ben biraz yorum cevaplayayım. Ondan sonra videomuzu çekelim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle biraz yorumlara cevap vereceğim. Bir de yeni kanalımıza bir video yapıp atacağım. Onunla ilgili biraz çalışmam lazım. Biliyorsunuz artık iki tane kanalımız var. Biri daha rahat uyumanız için böyle yağmur sesi, ne bileyim bazı frekanslarda sesler verdiğimiz. Şöyle bir tane örnek göstereyim. Mesela sesimizi de açalım. Şöyle yağmur sesi. Böyle bir saat boyunca yağmur sesi açıp burada rahatlayabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim. Şömine sesi. Arkada da bir frekansta ses var duyuyorsanız. Bu bazı psikolojik anlamda bir şeyleri rahatlatmak için bu meditasyonda kullanılan bazı hertzlerde sesler. Mesela bunun arkasında 963 hertz bir ses koymuştum. En sonda böyle bir yağmur, sert yağmur ama koyu ekranda. Bunu uyurken açabiliyorsunuz. Böyle şeyler varmış tabii. Yaptıkça daha çok öğreniyorsunuz bunları da. Koyu ekran, uyurken açıyorsunuz. Böyle yağmur sesini duyuyorsunuz. O da daha kolay sakinleşmenizi, daha rahat uykuya dalmanızı sağlıyor. Şimdi buraya bir video daha yapıp atacağım. Tabii burada cevaplamamız gereken yorumlar da var.
Şimdi o yorumlara dönüp bir yorumları biraz cevaplayayım. Bu sırada telefonumu da şarja koyacağım. Telefonum şarj olsun. Ondan sonra çünkü bir de video çekeceğiz. Yarınki videoyu çekmemiz lazım, editlememiz. Daha gece uzun. Evet, telefonumuz şarj oldu. Biraz yorumlara cevap verdim. Şimdi içeriği hazırlamam lazım. Evet, Filiz'im hazırlanıyor. O her haliyle güzel ama yine böyle sizin için hazırlığını yapıyor. Bu sırada da ben odayı hazırlayayım. Çekim için. Sonra çekelim. Evet arkadaşlar, ek olarak bir de ben televizyonun ışığını açıyorum. Ama sabit bir ışık olması gerekiyor. Çünkü değişken bir ışık olursa bu sefer sizin görüntünüzü değiştiriyor devamlı. Işık ayarı yapamıyorsunuz. Işık bir kapanıyor, bir açılıyor. Onun için de evet, televizyonda bu ekranını kullanıyorum. Sabit bir ekran, güzel mavi bir ışık yayıyor. Işık sabit olduğu için de renk ayarını istediğim gibi yapabiliyorum. İstediğimiz ışıkları alana kadar bu böyle geçici bir çözüm oluyor. Evet, şöyle çekim alanımız. Birazdan oraya oturacağız. Arkadaki kapıları da kapatacağız tabi. Mikrofonumuz, astrolistimiz de geldi. Şimdi çekime başlayacağız. Sen mikrofonu tak aşkım. Onu da ayarlayayım. Dedemiz de sağ olsun çocuklara bakıyor. Biz videomuzu çekmeye başlayalım. Evet, çekimimizi bitirdik. Yorulduk mu Filiz Hanım? Başım çok ağrıyor. Migren. Evet, Filiz'in migreni tuttu bu arada. Bir tuttu mu bir hafta gitmiyor. Çocuklarla öyle karanlık, sessiz. İmkansız. Yok zaten. O yüzden böyle bir hafta falan sürüyor. Şimdi ben videoyu editlemeye geçeyim ki sabah video yetişsin. Ben de bebeleri uyutayım. Babam Murat beni sağlıyor, ben de Mia'ya bir bakayım. Evet, benim mesaim başlıyor. Saat 12.08 geçiyor. Bunda şarjı bitiyor, bunda şarja koyayım. Saat 12.08 geçiyor. Büyük ihtimal 3'e 4'e doğru bu videoyu bitirmiş olacağım. Ondan sonra banner'ını hazırlayıp yüklemesi, etmesi 10 gibi büyük ihtimal hazır olur. 12 gibi de yayında olacak. Bu son pazar günü yüklediğimiz video aslında. İzlediğiniz videomuzda anlattık. Bundan sonra her pazar günü saat 8'de canlı yayın olacak akşam. Onun haricinde geri kalan günler videolarımız olacak. Bugünlük bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın dostlar. Hoşçakalın.